Lupi'ye güzel bir sürpriz. Lupi masal kitabı okuyor. Prenses sarayın dışına kadar takip edilmiş. Neysem, sandviç yapabilirim. Hepsi hazır. Aa, tadına bakalım. Çok nefis olmuş. Ama galiba çok fazla yaptım. Önemli değil. Arkadaşlarıma ikram ederim. Lupi yaptığı sandviçleri dağıtmak için evden çıktı. Kardan adam dediğin böyle olur. Kronk. Çok gösterişli değil mi? Bana kar topu attın demek. Pekala. Kronk. Kronk sen. Kronk. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Lupi. Kardan adam mı yapıyorsun? Kronk. O elindeki ne? Bu mu? Öğlen için sandviç yaptım. Yemek ister misiniz? Ne? Sandviç mi dedi? Buyurun. Nefis görünüyor. Gidip diğer arkadaşlara da ikram edeyim. Hoşça kalın. Tamam, güle güle. Teşekkür ederiz. Eddie. İçeri gel. Merhaba Lupi. Merhaba. Sen de mi buradasın? Merhaba Lupi. Ne oldu? Neden geldin? Sana şunu vermek istedim. Öğlen için sandviç yaptım da. Teşekkür ederim. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle. Lupi, Eddie'ye bir sandviç verdi. Bir tane sandviç de Pobi'ye verdi. Ve tabii bir tane de Harry'ye. Görüşürüz. Sonra doğruca Patty'nin evine gitti. Kronk da buradaymış. Evet. Lupi'den biraz daha sandviç yapmasını rica ettik. Kronk. Biz de onun için geldik. Lupi birkaç tane yapabileceğini söyledi. Lupi bizim için de yaparsın değil mi? Peki. O zaman daha çok malzeme hazırlamam gerek. Arkadaşları istediği için Lupi yine sandviç yapmak zorunda kaldı. Neyse, kızakla tepeden aşağı iniyordum ki birden... Arkadaşlar, sandviçler hazır. Afiyet olsun. Harika. Çok nefis. Demek o kadar lezzetli. Evet. Gerçekten harika. Çok nefis. Evet, doğru. Lupi, sandviçlerin harikaydı. Rica etsek biraz daha yapabilir misin ha? Yine mi sandviç yapmamı istiyorsunuz? Gidin en kısa
güzel sandviçlerdi. Aa, pekala. Biraz daha yapayım. Ve Lupi tekrar mutfağa dönerek sandviç yapmaya koyuldu. Aa, buyurun, hazır. Kram kram kram. Harika. Ben odama gidip biraz uzanacağım çocuklar. Sandviçler çok nefis. Evet. Aa, Lupi. Hayır, iyiyim. Eve gidip biraz dinleneceğim. Gerçekten yorulmuş olmalı. Lupi bütün gün yiyecek hazırlamaktan yorgun düşmüştü. Ve ertesi gün oldu. Arkadaşlar, siz acıkmadınız mı? Evet, kahvaltı zamanı geldi. Evet, galiba acıktım. Pobi bizi aşağı indi. Daha tamam peki. Neden öyle pat diye atladın ki? Özür dilerim, karnım o kadar aç ki bunu düşünemedim. İsterseniz gidip Lupi'den sandviç yapmasını rica edelim. Tamam, Lupi'nin evine gidelim. Çocuklar, Lupi'nin evine mi gideceksiniz? Evet, bize sandviç yapmasını rica edeceğim. Ne? Siz kendinizden başka hiç kimseyi düşünmez misiniz? Ne demek istiyorsun? Lupi dün bütün gün bizim için sandviç yaptı ve neredeyse hiç dinlenmedi. Bugün çok yorgun olabileceğini hiç düşünmediniz mi? Gerçekten de Lupi dün çok yorgun görünüyordu. O zaman bugün biz ona yiyecek güzel bir şey yapalım. Ne dersiniz? Harika bir fikir. Bence hepimiz birer tabak hazırlayalım ve öğle yemeği saatinde Lupi'nin evinde buluşalım. Pobi ve Harry şu an balık avındalar. Balık pişirmek istiyorlar. Bugün hiç balık gelmiyor değil mi? Evet, gerçekten öyle. Sanırım büyük bir tane vurdum. Tamam, tuttum. Bitti. ne diyorsun? Nedir bu? Anlayamadın mı? Lupi'nin benzerini yaptım. Bundan hoşlanır değil mi? Bu Lupi'ye hiç benzemiyor. Tamam, hemen düzelteyim. Tadam! Pororo ve Kronk da ekmek yaptı. Nefis kokuyor. Kronk. Tadına bakmak için bir tane yesem olur mu? Kronk. Tamam Kronk, sen de yiyebilirsin. Çok lezzetli. Kronk. Lupi'nin çok hoşuna gidecek. Kronk. 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 Hayır Kronk. Onlar Lupi'ye gidecek. Aslında birer tane daha yiyebiliriz. Kronk, kronk, kronk. Ama sadece bir tane yiyeceğiz. La 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 la. Hetty, Lupi için kurabiye yapmaya karar verdi. İşte burada. Tamam, umarım çok lezzetli olur. Neden bu kadar uykum geldi anlayamıyorum. Hayır, kurabiyeleri beklemeliyim. Öğle yemeği saatinde Pororo ve arkadaşları ellerinde tabaklarla Lupi'nin evinin önünde buluştular. Lupi! Lupi! Neler oluyor? Senin için özel yiyecekler hazırladık Lupi. Gerçekten mi? Hadi içeri girin. Bakalım benim için neler yapmışsınız. Pobi ve Harry, önce sizinkini görelim. Pekala. Pobi, kapağı açar mısın? İşte. Bunu kendi elimle yakaladım. Nefis görünüyor değil mi? Biraz küçük ama. Kusura bakma, güzel bir balık yemeği yapalım dedik ama daha büyüğünü yakalayamadık. Hadi, sen ne yaptın bakalım? Ben de senin için pasta yaptım işte. Ama aslında sana benzetmeye çalıştım. Lupi'ye benzetmeye çalışmış ama hiç benzememiş. İlk başta benziyordu. Peki sizler neler yaptınız? Siz ne yaptınız Pororo Kronk? Kronk. Biz de sana harika bir ekmek yaptık. Ne? Sadece bir ekmek mi? Daha çok yapmıştık. Kronk, kronk. Peki neredeler? Bir tadına bakalım dedik. Ama sonra hepsini yedik.
Affedersin Lupi. Lupi. Ben de çok üzgünüm. Kurabiyeleri fırına koydum ama sonra uyuyakalmışım. Onlar da yanmış tabii. Lupi, kusura bakma. Ne yazık ki pek iyi iş çıkartamadık. Her şeyi berbat ettik. Berbat olmaları umurumda değil. Zahmet edip benim için özel bir şeyler yapmaya çalışmışsınız. Bu yüzden size minnettarım. Gerçekten mi? Çok rahatladım. Lupi, çok üzgünüm, özür dilerim. Çünkü senin yemeklerini yerken onları yapmak için ne kadar emek harcadığını hiç düşünmedim. Lupi, bizi affet. Hiç önemli değil. Sanırım masada yeterince yiyecek yok. Gidip bir şeyler hazırlayayım. Sana yardım edeyim. Tamam, sağ olun. Pororo ve arkadaşları Lupi ile birlikte yaptıkları nefis yemeği yiyerek karınlarını doyurdu.